Hazır hissediyorum. Ay korktum. Ne? Ama köklü hem de. 5. sırada çıkaracağız, tamam mı? Ama ezerseniz çıkaramam. Aa, bu da iki tane çıkmış. Şöyle çiğdem toplayacağız. Sonra yemek yapacağız. Yemeğinden de yiyeceğiz. Bir de çiğdem aşı toplamaya. Hava da çok güzel değil mi? Hava çok güzel. Biz çiğdem toplamaya geldik. Okula gidince çiğdem aşı yapacağız. İkimizi tarla çabuk. Bebek ve çabuk. Öküzleri yapın. Ben Allah'ım. Şimdi geliyor mu ses? Geliyor. Tamam. Sıra köyümüzde çiğdem aşı etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. İl Kültür Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş. Yeter fazla kurmayın, bir daha yapacağım. Koymayın. Daha yapacağım. Bir daha yapacağım. Eskiden geleneklerimiz vardı. Çocuklarımız beraber köye çiğdemleri çalılara dizip köyü geziyorduk. Yarma, bulgur, salça, yağ, kıyma toplayıp geri getirip pişiriyoruz. Çalılara dizip çiğdemleri gezip getiriyorlar bulguru, salçayı. Çiğdemi de üstüne atıyoruz pişince. Sonradan da afiyetle yiyorlar. Çiğdemi katmamızın özelliği ne? Çiğdemi katmamızın özelliği bu. Çiğdem aşı olduğu için özelliği budur. Yani. Çiğdemi aşa kattığı için. Var ama katabilir. Yani. Baharın geldiğini belirtiyor hem. Çiğdem aşı özellikle Orta Anadolu'da Yozgat, Çorum, Çankırı, Tokat gibi havalide yetişen, kendiliğinden yetişen bir bitki. Özellikle Şubat sonu Mart başında karların erimesiyle ortaya çıkan,
kimi zaman sarı, kimi zaman mor veya lila renkli, ki buna Ali Öksüzü veya Ali Gülü adı da veriliyor. Bunlar çocuklar tarafından çıkarılıyor. Çocuklar tarafından çıkarılırken bunlar genellikle köküç adı verilen veya çıkarılması için hazırlanan bir sopa var. Ve bu sopalarla çiğdemler çıkarılıyor. Ve daha sonra şurada gördüğünüz üzere çalkı veya çalı üzerine çiğdem çiçekleri yerleştirilerek köyün içerisinde dolaşılıyor. Ve bunu yapan genellikle çocuklar olması gerekir. Peki neden çocuklar? Çünkü baharın gelişini kutluyoruz. Ve baharın gelişi kışın bitmesiyle bolluk, bereket, rahmet ayı olarak görülür. Ve bu ritüelde de bunun gerçekleştirilmesi için çocuklar çalkıyı elinde tutarak köy köy dolaşıyor. Ve genellikle de eskilerin tabiriyle şu tekerlemeyi söylüyor. Çiğdem geldi kapıya, yağ gönderin yapıya, yağ olmazsa bal olsun, oğlan uşak sağ olsun. Ve devamında çiğdem çiğdem çiçecik, ebem oğlu köçecik, bir verenin kızı olsun, iki verenin oğlu olsun diye köyde dolaşıyor ve topladıkları yağ, bulgur, soğan ve diğer malzemelerle anneleri tarafından yemek yapılıyor. Ve çiğdemler de o eve veriliyor ki bolluk, bereket, huzur, dirlik getirsin. O yıl yağmur çok yağsın, o yıl herkesin dileği kabul olsun diye. Tabii bu çalkıyı tutan genellikle eski dönemlerde abdal adı veriliyor. Abdal dolaşıyor ve arkasındaki çocuklar da bu tekerlemeyi söyleyerek böyle bir ritüeli gerçekleştiriyorlar. Ve daha sonra dualar ve temennilerle çiğdemden, yapraklarından yemeğe koyularak, köklerinden yemeğe atılarak yemekler yeniyor ve o yılın bolluk ve bereket getirileceğine inanılıyor.